Hayvanların duyuları bizimkinden daha çok gelişmiştir. Hangisi söylenemez diyor. Evet, hayvanların duyularıyla bizimki karşılaştırma yapıldı. Çok iyi görürler, iyi işitirler ve koku alırlar. Örnek verdik. Bunun yanında birçok hayvanda insanda bulunmayan duyular da vardır. Örneğin yunusların, yarasaların doğal bir sonar sistemi vardır. Yine örnek verdik. Çıkardıkları yüksek frekanslı ses dalgaları çevresindeki nesnelere çarpıp yansır. Böylece avlarının yerini saptarlar. Nesnel ifadelerden, gerçek anlamlardan faydalandık, tanım yapmadık. Dil, insanların düşündüklerini, hissettiklerini bildirmek için kullandıkları işaret ve sözcüklerden oluşan bir anlaşma aracıdır. Evet, buraya kadar dil tanımlandı, tanım yapıldı. Fakat bu sıradan bir anlaşma aracı değildir. Bir milletin kimliğini belirleyen, duygu dünyasını besleyen önemli bir unsurdur. Yaptığı iş aynı zamanda milli kimliği yansıtan bir ayna işidir. Benzettim, dili aynaya benzettim. Metinde tamamen bilgilendirmeler var fakat karşılaştırma yok. Gerçek hayatta karşılaşabilecek olaylar, kişiler veya durumlara gerçek unsurlar, gerçek olmayıp olağanüstü nitelikler taşıyan, yazarın hayal gücüyle beslenen olay, kişi veya durumlara ise kurgusal unsurlar denir. Kurgusal unsurlara yer verilmiştir diyor. Yani gerçek olmayan unsurlar. Raskolnikov küçük odasına girdi. Odasının tam kapısında durdu. Ne diye buraya dönmüştü? Kirli sarı duvar kağıdına, masaya, yatağa baktı. Dışarıdan bir ses gelmekteydi. Besbelli biri odun kesiyordu. Pencerenin önüne gitti. Uzun bir süre dikkatle dışarıyı seyretti. Ama gürültüyü kimin yaptığını göremedi. Evet, burada gerçek unsurlar var. Önce bir kükreme duydular. Dönüp baktıklarında kendilerine sinsice yaklaşan bir aslan olduğunu gördüler. Tam o anda Ulu Çınar kollarını kocaman açıp onlara doladı ve onları en tepeye, aslanın ulaşamayacağı yeri kadar çıkardı. Evet, bir ağaç bize kollarıyla sarıp yukarı çıkartıyor mu? Çıkartmıyor. Dolayısıyla bu gerçek olmayan bir unsurdur. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? Akşam olduğu için ben bunu gördüm. Akan nehrin uğultu işittim. Kalkıp kardeşimle yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer kendini aniden artan serinliği hissettik. Dokunduk, koklama yok. Hangisi söylenemez? O gün hava çok sıcakmış. Tavşanın evinde bir damla su yokmuş. Tavşanın susuzluktan dili damağına yapışmış. Dili damağına yapışmak bir deyimdir. Var. Biri bana gelse de su bulsam diye söylenmiş. Pencerenin kenarına oturup birinin gelmesini beklemiş. Saatler geçmiş fakat ne gelen ne giden varmış. Tavşan su bulmayı düşünüyor ama korkusundan hemen vazgeçiyormuş. İnsan dışındaki varlık konuşturulmuştur diyor. Evet, tavşan konuştu. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere yer verilmiştir diyor. Evet, fakat kullanıldı. Fakat iki kavram birbiriyle kıyaslanmadı. Akdeniz'in mitoloji yuvası, nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe, masmavi mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun, dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarlarıyla, martılar çılgın bağırışlarıyla havayı çınlatıyordu. Et resim çizermiş gibi anlatıldı. Hareket yok. Renk ve şekiller var, evet, masmavi vesaire. Bir varlığın, yani tepenin ya da ormanın resmi çizilmiş, dolayısıyla cevabım Bursa. Sadako koşa koşa iyi haberlerle eve geldiğinde artık sonbahardı. Ayakkabılarını dışarıda çıkardı ve kapıyı hızla açarak "Ben geldim" diye seslendi içeriye. Annesi mutfakta akşam yemeğini hazırlıyordu. Sadako nefes nefese "Çok güzel bir şey oldu. Bilin bakalım ne?" dedi. Hangisi söylenemez diyor. Evet, karşılaştırma yok, bu söylenemez. Doğrudan anlatım. Şu cümleye direkt doğrudan anlatım cümlesidir.
Olaylar ve hareketler var. Yaşanmış veya yaşanılabilecek bir konu.